Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Seçil Özkul, Şirin Pasta Tasarım'dan pasta tasarımcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım, merhabalar. Merhaba. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Seçil Özkul kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Öncelikle buyurun. Tekrardan merhaba. Ben Seçil Özkul. 35 yaşındayım. Bir kız annesi, bir erkek annesiyim. Maşallah, Allah bağışlasın. 14 yaşında oğlum, 3 yaşında kızım var. Allah bağışlasın. Şu an işimi evde yürütüyorum. İleride inşallah bir şekilde yer açmayı düşünüyorum, planlıyorum. Şimdiden hayırlısı olsun teşekkür diyoruz. Ediyorum. Zaman diyoruz. Planlar, hedefler mutlaka gerçekleşir. Evet, Şirin Pasta'yı tanıyalım mı biraz? Şirin Pasta nasıl doğdu, nasıl karar verdiniz? Pastacı olmaya, pasta tasarımcı olmaya nasıl karar verdiniz? Evde bir gün bir kalıpla başladım. Ufak bir kalıp alıp şeker hamuruyla süsledim. Önce eşe dosta hediye olarak götürdüm. Sonra bir arkadaşım vesile oldu. Kendi oğlunun doğum gününde kurabiye istedi benden. Ama dedim karşılıklı olacak. Onun sayesinde bu işe başlamış oldum. Devamı geldi. Arkasından pasta geldi. Ve bir çok şey de yapıyorum onun yanında. Çikolata, kokulu taş, sabun. Yani bayağı bir devam ediyor. Evet, oldukça geniş bir alanda çalışıyorsunuz. Aynen. Sadece aynen. Butik pasta değil, evet. Kurabiyeler, kokulu taşlar, sabunlar diyorsunuz. Öyleyse belki de çok kısa bir zaman içerisinde bir organizasyona bile imza atabilirsiniz. İnşallah, doğru mu? İnşallah. Evet, ne kadar oldu peki bu işle uğraşmaya başlayalım? 5 yıl oldu. 5 yıl. 5 yıl oldu. Gittikçe de daha iyi olmaya başladı. Eğitimlere gidiyorum. Hı hı. Onları almaya başladım. Bir şekilde ilerletmeye çalışıyorum. Daha da iyi olmak istiyorum bu konuda. İnşallah, İnşallah diyoruz. Evet, eğitimlere gidiyorum dediniz. Eğitimden mi geçiyor bu işin sırrı, başarısı? Öncelikle şöyle resim herhalde, resim sevgisi de bu işe adıyor. Ben de resim kabiliyeti biraz vardı okul zamanında. Sanırım karikatür, yani şeyler, figürler de oradan çıkıyor ortaya. Sonrası kursla devam ediyor açıkçası. Yani belli bir yere kadar geliyorsunuz. O noktadan sonra da ilerleyemiyorsunuz. Kurs almanız gerekebiliyor. Evet. Eğitimlere gitmeniz gerekebiliyor. Onları evet. Almaya başladım şu anda. Daha da iyi olması için inşallah. Harika. Peki bu eğitimlerinizi zaman içerisinde siz de başkalarıyla paylaşacak mısınız? Tabii. Hedefimde o da var inşallah. O da var diyorsunuz. Evet. Şimdi biraz üretim aşamanızdan bahsedelim. Hı-hı. O zor, sancılı dönemden bahsedelim. Siparişiniz geldi. Neler yapıyorsunuz? Nasıl başlıyor o süreç? Nasıl başlıyor? Öncelikle çocuklu olunca bu iş biraz daha zahmetli oluyor. Gündüzleri ufak tefek işleri yapabiliyorum bunun açısından. Çocuklar uyuduktan sonra ben işin başına geçiyorum. Asıl zaman benim için gece. Gece başlıyor aynen. Bir figürün başına oturdum mu artık gece yapmak gerekiyor. Çünkü gündüz çok kalkma işleri olunca başından kalkamıyorsunuz figürlerin. Hı hı. Onun için gece daha rahat çalışıyorum. Genelde uykusuz kalınıyor. Ama güzel ve zevkli olduğu için yorucu olmuyor açıkçası. Evet. Peki size göre bir pastanın olmazsa olmazı nedir? Ya da pastalarınızı hazırlarken, kurabiyelerinizi hazırlarken sizin için olmazsa olmazlar nelerdir? Öncelikle müşterimizin isteği doğrultusunda yapmak onlar için daha hoş görünüyor. Mesela bir çiçek istediklerinde renginden tutun ve figürler de aynı şekilde birazcık daha onları benzeme şeylerini istiyorlar. Mesela anne kız olabiliyor. Hı hı. Onlar birazcık daha düzgün olunması gerekiyor. Figürler, pastayı gösteren figürler, çiçekler. Evet. Onlar pastamızı gösteriyor.
biraz daha zahmet istiyor o taraflar açıkçası. Temizliği, düzeni, yani pastamızın görüntüsü. Bunlar çok önemli bu çok işte. Çok önemli. Evet. Tabii ki kullanılan malzemeler aynen, değil mi? Aynen, aynen. En iyisin olmaya çalışıyor açıkçası. Yani çok farklı farklı şeyler var. Daha iyisi olması gerekiyor. Çikolatasından tutun, kremasından tutun. Kremasını mesela kendimiz evde hazırlıyoruz. Hı hı. Ama daha nasıl iyi olabilir diye her gün denemeler yapıyorum açıkçası. Daha nasıl daha iyi olabilir? Evet. Her gün bir krema deniyorum. İşte butik pastanın da özelliği bu değil mi? Evet. Daha sağlıklı, daha doğal ürünlerle çok daha faydalı bir şekilde çocuklarımızın bizim gönül rahatlığıyla yiyebileceğimiz şekilde hazırlanıyor. Önemli olan da bu değil evet, mi? Evet, evet. Çok önemli. Ne yediğimizi, içinde ne olduğunu çok daha iyi biliyoruz. Evet, tabii ki. Kremamızı en güzeli evde yaptığımız daha iyi oluyor yani hazır kullanmaktansa. Evet. Kendimizin yaptığı krema daha sağlıklı oluyor. Evet. Peki pastamızın tabii tabanı da çok önemli değil mi? Evet. Nasıl olmalı? Sizce bir pastanın tabanı nasıl olmalı? Pastanın tabanı nasıl olmalı? Görüntüsü açısından yani duruşu falan iyi olmalı. Pandispanya yapıyoruz zaten. Pandispanya kullanıyoruz. O keki hazırlıyoruz öncelikle. Sonra iç kreması, dışı ganajlı bir pasta yapıyoruz. Onu dinlendiriyoruz. O şekilde kaplama yapıyoruz. Ertesi günü kaplama yapıyoruz pastamıza. Evet. Bu şekilde. Evet. Peki siparişlerinizi ne kadar önceden almaya özen gösteriyorsunuz? Ne kadar sürede hazırlayabiliyorsunuz? Bir hafta önceden bizim için daha iyi oluyor. Ama acil olanlar da oluyor. İki gün önceden haber verenler de oluyor. Bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Evet. Bir hafta önceden vermeleri daha iyi. Evet. Bir hafta öncesinde alınan siparişlerde çok daha, verimli olunuyor. Verimli olunuyor diyorsunuz. Çünkü pastamızın bir günde dinlenmesi gerekiyor, evet, değil mi? Evet, evet. Bir gün dinlenmesi gerekiyor. Figürlerin bir donma süresi oluyor. Figürlerin daha düzgün durması için. Onun için bir gün yetmiyor açıkçası. Evet. Şimdi bir de butik pastacılıkta şöyle bir şey var değil mi? Figür çalışan var, işte çiçek çalışan var. Siz daha çok kendinizi hangisine yakın buluyorsunuz? Ben figür. Figür. Genelde figür çalışıyorum. Çiçek eğitimi almayı düşünüyorum. Daha onda verimli değilim açıkçası. Hı hı. Onu da alacağım, onu da ilerleteceğim inşallah. Daha evet. Güzel görüntüler ortaya çıkacak. Evet. Kimler daha çok talepte bulunuyor? Kimler daha çok pasta ve kurabiyelerinizden sipariş veriyor? Benim şöyle en çok doğum günü için alıyorum. Söz nişan olabiliyor. En çok doğum günü. Doğum gününden daha çok siparişler geliyor. Evet. Ve tabii ki şimdi artık o kadar çok özel gün olmaya başladı ki baby shower'lar olsun, işte diş buğdayları olsun, evet, pasta patlatmalar. Bütün bunlara da yetebiliyorsunuz değil mi? Yetebiliyorum, yetebiliyorum. İnşallah daha da yetebileceğim. Evet. İmkanım elbette. Peki size nereden ulaşıyorlar? İnternet üzerinden ulaşım daha çok oluyor. Facebook, Instagram, oradan daha çok oluyor. Tanıdıklarımız, etrafımız onlarla daha iyi oluyor. Bu şekilde. Evet, öyleyse sosyal medya üzerinden rahatlıkla size aynen, ulaşılabilir. Aynen. Şirin Pasta Tasarım yazdığımızda Sayın Seçil Özkul'a ulaşabiliyoruz. Evet. Peki içinde bulunmuş olduğunuz aslında bir sektör haline geldi artık meslek alanı. Sizi yoran, sıkan ya da düzeltilmesi gereken, onarılması gereken sıkıntılar var mı? Bazen bazı müşterilerimize anlatamıyoruz. Mesela diyorum ki bu figür şu anda yetişmez. Ama isteyenler oluyor. Onlarda da bir işte düzensizlik oluyor. Bu sefer zaten benim gözüme hoş görünmüyor. Onlardan dönüş de tabii ki bu şekilde iyi olmuyor. Dediğim gibi bir hafta öncesinden sipariş verdikleri zaman daha iyi oluyor. Onlar için de benim için de görünüm açısından daha iyi oluyor.
Başka bir sorun olmuyor çok şükür. Yok diyorsunuz. Evet çok şükür yok. Peki pasta dışında birkaç şeyle daha uğraştığınızı söylediniz. Evet, evet. Biraz onlardan da bahsedelim mi? Evet mesela mevlütlerde ne bileyim doğum günlerinde hediyelik dağıtmak isteyenler oluyor. Onun için taş, kokulu taş, sabun, çikolata, kişiye özel çikolata. Kendi fotoğrafları mesela o şekilde çikolatalar hazırlayabiliyoruz baskılı. Bu şekilde bunları da ekledim yani işimin içine. Daha verimli oluyor. Hepsi evet. Bir aradan çıkıyor. Evet. Peki kokulu oluyor. Taş ve sabun yapmak zor mu? Güç mü? Herkes yapabilir mi? Tabii tabii herkes yapabilir. Ama butik pastacılık daha yorucu oluyor. Daha yorucu. Hı-hı. Evet. Bu konuda da işte kokulu taştır, sabundur. Bunlarda da yüklü siparişler aldığınız oluyor mu? Evet, evet oluyor. Bunlarda da yine bir hafta öncesinden yeterli bir süre aynen, mi? Aynen, aynen. Bir hafta önce yeterli bir süre oluyor. Kimler daha çok talep ediyor peki bunu kokulu taşları, sabunları? Genelde doğum. Baby shower'lar, mevlütler. Genelde o şekilde alıyorum onlarda siparişi. Evet, peki... Şimdi baştan konuştuk ama yine biz sormak istiyoruz. Hedeflerde neler var? Neler yapmak istiyorsunuz? Kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Bu işi nereye taşımak istiyorsunuz? Ben inşallah daha iyiye götürmek istiyorum. Figürde olsun, çiçekte olsun. Daha iyiye gitsin istiyorum. Ustalık olsun. Ben de kurs verebileyim. Hı hı. O günlere gelmek istiyorum inşallah. Evet. Peki öncelikle bir imalathane, bir atölye açmayı düşünüyor musunuz? Hem workshoplar düzenleyeceğiniz, işte kurslarınıza davet edeceğiniz kişiler için hem biraz daha geliştirmek için işinizi. Evet, evet onu da düşünüyorum. Ev çünkü belli bir şeyde yetmiyor insana. Hı hı. O şekilde düşünüyorum. Yani biri geldiğinde doğum gününü yapabilsin, ne bileyim kına gecesini yapabilsin. Pastasını aynı şekilde ben yapayım. O şekilde bir iş yeri düşünüyorum. Harika. Peki butik pastamızın dışında kurabiyelerimizi, kokulu sabunlarımızı, kokulu taşlarımızı Türkiye'nin dört bir tarafına gönderebilme olasılığınız var değil mi? Evet kurabiye, kokulu taş ve sabun olsun, çikolata olsun onları yollayabiliyoruz. Ama pastada maalesef olmuyor. Biraz daha evet, yakın evet, bölgelere. Evet, yakın bölgelerde rahatlıkla gelip alabiliyorlar ama dediğim gibi dışarı olmuyor. Evet. Peki son olarak Şirin Pasta Tasarım'ın pasta tasarımcısı olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? İnşallah onlar için daha iyi olabileyim. Tire, İzmir'in Tire ilçesinde daha tanınan olabileyim. Bunları istiyorum inşallah. İnşallah diyoruz biz de. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ben için. Ben de çok teşekkür tekrar ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, çok sefalar getirdiniz. Ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Şirin Pasta Tasarım'dan pasta tasarımcısı Sayın Seçil Özkul konuğumuz oldu. Hoşçakalın.